Pek çok yasal değişiklik ve yasal düzenleme gündeme geliyor. Bunlardan biri ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kanunu tasarısı. Halihazırda taslak halinde. Bunun ikinci maddesinde mobbingden söz ediyor, psikolojik tacizden söz ediyor, bezdirden söz ediyor. İş yerinde az önce sözünü ettiğim gibi burada iş yeriyle kastedilen her tür bağımlılık ilişkisinin ve çalışma ilişkisinin bulunduğu iş yerleri. Kamu sektörü olabilir, çalışan memur olabilir, işçi olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki bir çalışma ilişkisi olsun ve aralarında bir bağımlılık ilişkisi kurulmuş bulunsun. İş yerinde yıldırma bu kanunda söz konusu taslakta sayılan ayrımcılık temellerine dayanarak kişiyi işinden soğutmak, dışlamak amacıyla kasıtlı olarak gerçekleştirilen eylemler olarak tarif ediliyor ve bu bazen fiziki şiddet olarak bazen de kelimelerin gücünden yararlanılarak kişinin sözle taciz edilmesi şeklinde ortaya çıkmış oluyor. Bizim hukukumuzda buna ilişkin kanunlarımızda açık bir düzenleme, hali hazırda yürürlükte bulunan kanun düzeyindeki mevzuat açısından söz konusu değil. Ama 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz var. Bu yılın Temmuz ayının 1'inde yürürlüğe girecek olan bir kanun. Bu kanunda birazdan da değineceğim. Özellikle bu mobbinge, psikolojik tacize özel olarak yer veriyor, bir düzenleme içeriyor. O düzenlemenin öncesinde Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde Başbakanlık bir genelge yayımladı 19 Mart 2011 tarihinde. Burada mobbingi şöyle tanımladı genelgesinde. Kasıtlı ve sistematik olarak, bakın hep sistematik, bunun gerçekleşmesi ön planda tutuluyor. Yani bir kişinin o toplumdan dışlanması amacına yönelik düzenli davranışlar aranıyor hep. Yani bir davranış hiçbir şekilde mobbing teşkil etmez. Yine değişik şekillerde karşımıza çıkabilecek olan birisine kızdınız, çıktı çatıya. Bu mobbing olarak değerlendirilemez. Demek ki mobbing olarak değerlendirmek için mutlaka sistematik, peşi sıra devam ede gelmiş 3-5 davranışın olması gerekiyor. Kasıtlı ve sistematik olarak, bir de burada kasıtlı ifadesi çok önem taşıyor. Eğer yapılan davranışlar kanunun bir emrinin uygulanması ise burada mobbingden söz edilemez. Söz konusu uygulama amacını aşıyor ise, kanundaki uygulamanın yanı sıra kişiyi bezdirme gibi bir anlam taşıyor ise ancak o takdirde mobbingden söz edilebilir. Demek ki mobbingde bir de kasıt unsuru önem taşıyor. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan davranışlar psikolojik taciz, duygusal taciz, manevi taciz yani mobbing olarak isimlendiriliyor Başbakanlık genelgesinde. Genelgede hemen tanım yapıldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşları ile bakınız her tür çalışma ilişkisini ifade ediyor bu. Sadece iş kanunu kapsamındaki çalışmalar değil, bütün kamu hizmeti amacıyla gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen ama mutlaka bir bağımlılık ilişkisi yani emir alma ve bunu uygulama ilişkisi taşıyan her tür çalışma ilişkileri mobbing kapsamında değerlendirilebilecek çalışma ilişkileri olarak görülüyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz yani mobbing çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.
Başbakanlık genelgesinde yer alan bir hüküm. Psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği, gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir. Toplumda bir vaka olarak mobbing ve buna benzer davranışların çoğalmasına hem çalışma hayatındaki barışın zedeleneceği hem de iş sağlığının ve güvenliğinin ortadan kaldırılacağı düşüncesiyle önlenilmesi üzerinde genelgede özel olarak duruluyor. Çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla Başbakanlık bunu bir sorun olarak görüyor ve psikolojik tacizden korunma amacıyla bir takım tedbirler alınması gerektiğini ifade ediyor. Bunlardan ilki, iş yerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğundadır diyor. Öncelikle işveren mobbinge uyacak davranışlar sergilememeli, buna uygun bir zemin hazırlamamalıdır. Yine işveren bu sorumluluğu yaparken gerekli bütün önlemleri de almalıdır. Kendisi bizzat mobbing uygulaması yapmayabilir. Mobbingin faili uygulayanı olmayabilir ama o iş yerinde bir kısım insanlar bir başka işçiye veya çalışana karşı mobbing tarzı davranışlar sergileyebilirler. İşveren bunları da önlemek zorundadır. Bir diğer husus, Başbakanlık genelgesinde mobbingin önlenmesi, çalışanların bundan korunması için dikkat edilecek. Bütün çalışanlar her türlü eylem ve davranışlara karşı, mobbing oluşturacak davranışlara karşı korunmalıdırlar, bundan uzak durmalıdırlar. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır. Bu da çalışanlara ilişkin bir hüküm. Bundan sonra genelge işin temelinde sözleşmelerin, çalışma ilişkilerini düzenleyen kanun, tüzük, yönetmelik, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi gibi bir takım düzenlemelerin olduğunu düşünerek taraflara da yükümlülük getiriyor. Toplu iş sözleşmelerinde iş yerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir deniliyor. Artık sendikalara da bu tarzda bir yükümlülük getirilmiş oluyor. Bütün bunlarla iş yerinde psikolojik taciz önlenmezse, psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 hattı üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlayacaklardır deniliyor. Hali hazırda bu tür bir muameleye maruz kaldığınızda nasıl 111, 112, 115, 116 gibi hatlar gerekli durumlarda aranıyorsa, mobbinge maruz kalanlar açısından da Alo 170 hattını aramak pekala mümkün. Psikologlardan bu noktada destek almak söz konusu. Bir diğer husus, çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla bir kurul oluşturuluyor. Bu kurulda psikolojik tacizle, yani mobbingle mücadele kurulu. Buna ilişkin düzenlemeler slaytta da görüyorsunuz. Temmuz ayının son dönemlerine doğru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş durumda. Bakanlık koordinatör olarak yer alıyor. Psikolojik tacizle mücadele kurulunu kuruyor ve iş yerinde psikolojik taciz genelgesi hazırlıyor. Yine denetim elemanları da, bu kurul içerisinde yer alan denetim elemanları da psikolojik taciz şikayetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaklardır. Eğer siz
İş yerinde mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyor iseniz, söz konusu mobbingle mücadele kuruluna başvuruyorsunuz. Mobbingle mücadele kurulu denetim elemanı gönderiyor. Gerçekten siz mobbinge maruz kaldınız mı, kalmadınız mı? Bu çerçevede sonuca göre eğer maruz kalmış iseniz yasal yoldan haklarınızı aramak için diğer süreci başlatabiliyorsunuz, devam ettirebiliyorsunuz. Bir diğer husus genelde de bahsedilen, psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir. Özel hayatın gizliliği bu noktada çok önemli. Yine bir diğer konu olarak da bu panelin gerçekleştirilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, sendikalar ve diğerleri iş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla bu işin farkındalığını, bu işin bilincinde olunmasını gerçekleştirebilmek için eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir deniliyor. Bu amaçla da veya bu amaca yakın bir maksatla bu toplantı gerçekleştirilmiş oluyor. Söz konusu genelgenin akabinde Türkiye'de bir takım başka yasal düzenlemeler de yapılıyor mobbinge yönelik olarak. Bunun devamı gelecek. İşte Sayıştay denetçilere yönelik olarak mobbinge ilişkin şöyle bir düzenleme getiriyor. Hemen geçtiğimiz yılın son zamanlarında yaklaşık bir ay önce yönetici konumunda bulunanların sorumluluğunu düzenleyen bir hükümde denetçilere yönelik özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyerlerine zarar verici mesleki tacizde ve çalışma yaşamı kalitesini düşüren psikolojik tacizde bulunmaz, yani mobbingde bulunmaz ve bunun oluşmasını önleyici gerekli tedbirleri de alır diyor. Yani denetçilere bir yükümlülük getiriyor. Bunlara bir hak söz konusu oluyor. Peki mobbing nereden çıktı? Bu kadar bahsettiğimiz kavramından ve oluşum şartlarından söz ettiğimiz mobbing esasında hayvanlar aleminde bir davranışın insanlar alemine yansıması olarak görülüyor mobbing. 19. yüzyılda bazı kuş türlerinin o grup içerisinde, o kuş türü içerisinde istemedikleri üyeleri veya grubun güçsüz üyesini uzaklaştırmak için sergiledikleri davranışa mobbing diyorlar. O gruptan dışlayabilmek için yaptıkları uçuş hareketleri, konma hareketleri, herhangi bir üyeyi, o grubun üyesini dışarıda bırakmak için sergiledikleri her tür davranış. Bunu gözlemleyenler bu davranışı mobbing olarak isimlendiriyor ve bu tür davranışlar çalışma hayatındaki insanlar arasında söz konusu olduğunda da yine aynı isimle nitelendiriliyor. Mobbing çok değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Bir kere bağırıp çağırarak, hakarete varacak şekilde yüksek sesle konuşarak iş yaptırma mobbingin en belirgin şekillerinden birisidir. Çok yüksek tonda kişiyi adeta manevi olarak ezerek emir ve talimat verme, bağırarak iş yaptırma mobbingin ortaya çıkabileceği davranışlardan birisidir. Sürekli eleştiri ve gereksiz sorularla rahatsız etme. Bir kişi sürekli çalışanları eleştiriyor, onlara alanıyla ilgili olmayan sürekli başka sorular sorarak ezilmesine neden olabiliyorsa bu da mobbinge konu bir davranış. İşçinin aşırı iş yükü altına sokulması. Herkesin yapabileceği, gerçekleştirebileceği bir iş yükü var. Eğer yapabileceğinden daha fazla iş veriliyor ise bu da bir mobbing davranışı olabiliyor. Yetenek veya uzmanlık alanına girmeyen işler verilmesi kişiye. Hiç o alanla alakalı çalışması yok ama sen bunu yapacaksın deniliyor. Onu başaramayınca işte bir mobbing davranışı karşımıza çıkıyor.
Özel kutlama ve sosyal etkinliklere kısıtlı